18 Temmuz 2016 hasta kabulüne başlayan Avrasya Hastanesi Gazi Osmanpaşa Küçükköy Yerleşkesi'ndeyiz. Hastanenin yönetim kurulu başkanı ve kurucusu operatör doktor Hüseyin Kurlu hocamızla birlikteyiz. Hocam gerçekten muhteşem bir kadro oluşturmuş. Biz biraz önce röportaj yaptık hocalarımızla. Çok sayıda profesör, doçent ve en az 20 yıllık tecrübesi olan doktorlar var. Hocam ben hemen size sorayım. Gerçekten bizim görüştüğümüz 10 tane hekimle görüştük. Tabii kendileri tanıtırken dikkat ettim ben. 20 yıldan aşağı tecrübesi yok. Profesörler var. Şimdi toplumda tabii bir algı var. İşte profesörse ya da işte tecrübeliyse ücretleri çok yüksek olur. Algısı. Bununla ilgili ne söyleyeceğim? Çok mu yüksek olur? Değil mi? Nedir bu konuda profesör? Çünkü çok gerçekten profesörümüz var hastanemizde. Evet. Hastane aşağı yukarı 73'ten beri tıp sektörünün içindeyim. İlk hastanemizi 92'de açmıştık. İkinci hastanemizi 99'da açmıştık. Şimdi 2016'dayız. Yepyeni bir hastane açtık. Ustalık dönemi eseri diyelim. Şimdi sadece binasıyla değil, kadrosuyla da ilgili olarak iddialı bir hastane oluyoruz. Olmak istiyoruz. Tabii sadece profesör, doçent onlar değil, birçok uzmanlar da bizimle birlikte çalışacak. Ve bunlar da hep mesleğinde çok iyi, başarılı olmuş hekimlerle iş yapmayı düşünüyoruz. Gerçekten şu an hocalarımızla da konuştuk. Burada halkımızın yüksek rakamlar ödeme şansları yoktur. Onun için burada daha mütevazi rakamlarla hasta muayeneleri yapacağız. Ve A-plus bir hastane olmamamıza rağmen fiyatlarımızı daha ekonomik tutacağız, daha uygun tutacağız. Hocalarımız da sağ olsun bütün profesör tipine, doçent tipine rağmen biz de uygun, daha uygun fiyatlarla hasta muayenesi, tedavileri yapacaklar. Bunu böyle sürdürmeyi düşünüyoruz. Hocam biz konuşurken özellikle Avrupa ve Amerika'da da görev yapan çok sayıda hekimimiz var. Yani oradaki tecrübeleri, buradaki tecrübesini, bunları nasıl bir araya getirdiniz? Yani bunu samimi soruyorum. Gerçekten kolay bir şey değil. Evet. Yani zor bir şey, başarmışsınız. Evet. Nasıl oldu bunlar? Şimdi bu tür kurumlar ister istemez hocalarla, doktorlarla ancak bizim asıl işimiz teşhis ve tedavi. Bunlar aramızdaysa bu işleri başarıyla yapabileceğiz. Bunun için tabii çok mücadele veriyoruz açık söyleyeyim. Birçok hocalarla görüşüyoruz. Şartları bize uyan, bizim şartlarımız onlara uyuyorsa bir arada çalışma planı yapıyoruz. Ve birçokları da bizi tanıyor. Daha önceki yıllarda bir araya gelmişizdir, konuşmuşuzdur. Bir takım projelerde öncelerde bazı şeyleri konuşmuşuzdur. Bir geçmişimiz var. Buna dayanarak bu bir araya getirebildiğiniz yılları tecrübesi. Bu ekibi bir araya getirebildik. Ya bir de benim gördüğüm şu da dikkatimi çekti. Özellikle her ne kadar burası 18 Temmuz'da hasta kabulüne başlamış olsa da yani kadronuz daha önce bir hukuku var. Evet. Siz de biraz önce ifade ettiniz. 73'ten beri sağlık sektörünün içindeyim. O yansımış buraya. Bunun hastalara birçok avantajı olacak değil mi? Yani bu birlikteliğin konseyi yapıyorsunuz hastaların durumuyla alakalı. Birlikte olmak bu şekilde çeşitli alanlarda kendini ispat etmiş ve marka olmuş doktorlarla çalışmak çok önemli. Hastanelerde en büyük avantajlardan biri yani çok değişik problemleri, şikayetleri olan insanlar gelebiliyor. Hastalar gelebiliyor. Bunların içinde bazen aynı branşta bile
diyelim ki ortopedi, ama ortopedide bazen bakıyorsunuz ki artroskopide birisi çok iyi. Bakıyorsunuz ki skolyoz dediğimiz omurga ameliyatlarında birisi çok iyi. Bir bakıyorsunuz ki omuz artroskopisi yapabilen bir özelliği olan hekimler oluyor. Bütün bunlar yani bir branş içinde dahi çeşitli alanda daha bilgi sahibi olmuş, daha çok tecrübe sahibi olmuş hekimler olabiliyor. İşte onları da bir araya getirmek gerekiyor. Yani bir taraftan bizim için radyolojide mesela iyi bir radyolog bütün cerrahların eli ayağı gibi bir şey. Yani bazen bir radyolog da yetmiyor. Yani kimisi bakıyorsunuz ki beyin konusunda, beyin hastalıklarını daha iyi değerlendirebiliyor. Kimisi bakıyorsunuz ki omurga hastalıklarını daha iyi değerlendirebiliyor. Ve hastanenin de başarısına çok önemli katkılar oluyor. Burada şimdi bizim çok tecrübeli bir radyoloji uzmanı, ama daha önce şeflik yapmış, birçok hocalar yetiştirmiş ve uzmanlar yetiştirmiş Murat Ulusoy, uzman doktor, onun yanında Profesör Doktor Metin Manisalı. Şimdi bu ekip hastaneye önemli bir destek sağlayacak. Bunun yanında ortopedi ekibimiz aynı şekilde. Başlarında bir doçent hocamız var. Ama onlar da aşağı yukarı 3-4 kişilik bir kadroyla çalışacaklar burada. Çeşitli alanlarda ameliyatlar yapacaklar. Göğüs hastalıklarında bir hocamız, Profesör Demet hocamız mevcut. Nörolojide Profesör Doktor Aytaç Yiğit Bey mevcut. Kadın doğumda yine aynı şekilde şu an anlaştığımız üniversite hastanesi gibi kadro olmuş. Yani ben baktığım zaman doçent, profesör, normal hastaneler pek rastlamadığımız bir şey. Evet. Yani bir profesör olduğu zaman bizde profesör var deyip öne çıktıkları aslında biliyoruz. Sizde şu an bizim bir sadece 4 tane profesörü kurtaracaktık. Evet. Yani bu da bir avantaj bence hastanemiz için. Muhakkak tabii bunun yanında mesela onkoloji alanında da bir hocamız yine aramıza katılacak. Böyle birçok şu an belli bir kadro oluştu ama bu daha katliye görecek, daha güçlenecek. Burada da onkoloji konseyleri yapılabilecek. Bildiğiniz gibi diğer hastanemizde radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji alanında hizmetler veriyoruz. Kalp cerrahisi ve kardiyoloji, invazif kardiyoloji alanında hizmetler veriyoruz. Burada da mesela yine dijital koroner anjiyolar yapılabilecek. Ama daha sonra anjiyo ve KVC bölümleri kurulacak. Onkoloji için aletler alınmış olacak. Ama şu an geniş bir yelpazede yine hizmetlerimiz devam ediyor. İstanbul'un birçok lokasyonuna gerçekten yakınsınız. Ulaşım çok zor değil. Özellikle Başakşehir, Arnavutköy, Eyüp ve Sultan Gazi'nin kavşak noktasındasınız. İkinci haftanız oldu. Yani tabii çok erken çünkü devasa bir kurumdan bahsediyoruz. Yani bu ilk iki haftayı değerlendirecek olursanız beklentilerinizin neresindesiniz, nasıl gidiyor? Yani mutlu musunuz, geleceğe yönelik neler söylemek istersiniz? Valla iki hafta içinde çok fazla bir şey söylemek çok kolay değil. Ama hastanemizin sizin de bildiğiniz gibi konumu, yeri oldukça uygun. Ulaşımı çok kolay. Etrafı yeşil alan. Otopark imkanları var. Hem kapalı hem açık otopark imkanı var. Hastalarımızın araçlarıyla veya diğer toplu taşıma hastalarıyla gelmeleri çok kolay. Teme çok yakınız.
temel burada aşağı yukarı 1 kilometre gibi bir şey. Dediğiniz gibi birçok semtlere yakınız. Hatta karşı taraftan da hastaların çok çabuk gelebildiğini görüyoruz. Çünkü yani tren vasıtasıyla kolay ulaşılabiliyor. Burada Avrupa konutlarına ve Viyana'ya çok yakınız. Küçükköy'e, merkezine çok yakınız. Gazi Osman Paşa'nın içindeyiz. Dediğimiz gibi Eyüp'te, Ali Beyköy'de bunlara çok yakınız. Esenler'e çok yakınız. Ama buradaki hizmetlerimiz sadece İstanbul'un semtleri için değil, tüm İstanbul için, tüm Türkiye için, hatta yurt dışı için, yani gerek Balkanlar olsun, gerek Orta Doğu olsun, Kafkaslar olsun, Türkiye Cumhuriyetleri olsun, bütün bunlara hizmet verme hedefimiz var. İnşallah bunlar zaman içinde iyice gerçekleşecek. Hocam onu görüyorum. Dün çocuklarla Ortaköy'e gitmiştik. Evet. Afişler her taraftan tanıtımlarınızı gördük, mutlu olduk. Yani gerçekten de kısa sürede inşallah hedeflerinize ulaşırsınız diye temenni ediyorum. Fiyat politikası, SSK ile anlaşmanız var zannedersem. Çünkü evet, insanlar arıyor. Acaba çok mu pahalı gibi sorular evet, geliyor, yorumlar geliyor. Diyelim muayene nedir? Biraz bir bunlar çok önemli. Halkı direkt evet, ilgilendiriyor. Sakıncası yoksa, tabii mümkünse bir bilgi verelim. Şu an yani muayenelerden 48 lira gibi bir fark alınıyor. İnsanlar geldiği zaman yani bu hastanede bu rakamlarla olmaz, daha yüksek rakamlarla olur gibi bakıyorlar. Ama gördükleri zaman da oldukça makul olduğunu görüyorlar ücretlerin. Yani şu an başlangıç işte de söylediğim gibi ücretlerimiz oldukça makul. Diğer tepkiklerimiz, doğum ücretleri, bunlar da oldukça makul ücretler. Yani SSK anlaşmamız var. SSK anlaşması var, Bağkur ve emekli sandığı anlaşmaları var. Onlar da daha indirimli oluyor ve bazı hastanemizde bazı branşlara hiç fark ödenmiyor. Onlar burada da bazı branşlar olacak değil mi? İlerleyen zamanlarda hiç fark ödenmiyor. Mesela yoğun bakımlarda fark ücreti almıyoruz. Acilde alınmıyor. Onkoloji hastalarında, öbür tarafta radyoterapi hastalarından ücret alınmıyor. Böyle ücret alınmayan, fark ücreti alınmayan bölümler olduğu gibi tabii ancak fark ücreti alınarak da bu çarkı döndürmemiz gerekiyor. Tabii bunların içinde kurumların üzerine düşen bir takım vergiler var. İşte SSK'sı var, primleri var. Bunları da karşılayabilmek için böyle bir fark ücretini de alınabileceği sistem içindeyiz. Geçen ben bir yazı hazırladım. Şimdi tabii son 10 gün içinde ülkemizde çok anormal gelişmeler oldu. Şimdi halkın birçoğu da sağlık olarak psikolojik şeyler yaşıyorlar. Şimdi siz daha önce söylemiştiniz, halkımız her şeyin en iyisine layık. Bu son gelişmelerle alakalı sağlık açısından özellikle hizmet almak isteyen halkımıza neler söyleyeceksin? Çünkü maçı böyle kuracağız. Yani bu gibi olağanüstü durumlarda işte darbe olsun veya başka tabii afetler olsun, deprem, bir felaket veya işte ülkenin işte terörden işte şu bu, bunlar ülkenin tüm insanlarını etkiliyor, huzurları da etkiliyor, işlerini de etkiliyor, gelirlerini de etkiliyor, psikolojilerini de etkiliyor. Ve buna benzer olaylar inşallah hiç yaşamayız. Yani belki bir işte Marmara depreminin ne kadar uzun süre geçti olan birçok sonuçları zamanında çıkmıştı. Yani bu darbe girişiminin de ülkemizde ekonomik olarak birçok sarsıntılar yapacağı birçok ama bunun kısa sürede tabii düzeltilmesi, düzelmesi en büyük
beklentimiz, amacımız. Çünkü neticede insanlar sağlığını da ihmal ediyor. Birçok ihtiyaçlarını ihmal ediyor. Sağlık da öyle bir şey ki, sağlık başka bir şeye benzemiyor. Sağlık bol sıfırlı rakamların önündeki bir gibidir. Yani bir gittiği zaman geriye sıfırlar kalıyor. Evet, bir anlamı kalmıyor. Yani öyle insanlar biliriz ki sağlığını kaybettiği zaman bütün birçok şeylerini kaybettiği... Çok güzel bir tespit, manşet değişti. Sağlık bir gibi, önemli. Evet, bunun için bu gibi olaylarda sağlık tabii hiç ihmal edilmemesi gereken bir şey. İhmal edildiği zaman da yani basit bir idrar yolu enfeksiyonu bir reçeteyle tedavi edilebilecekken ihmal edildiğinde böbrek yetmezliği geliştiği zaman işte diyalize girdiği zaman ağır tedavilere maruz kalabiliyor. Bunun hem sağlık yönünden büyük bir sıkıntısı oluyor hem de maddi yönden oluyor. Yani diğer birçok hastalıklarda da öyle. Biz bazen erken yakaladığımız bir tümörü, bir meme tümörünü aldığımız zaman yani hasta hem organ kaybı olmuyor, diyelim ki göğsü, memesi alınmıyor. Sadece oradaki kitle çıkarılıyor. Koltuk altına bile cerrahi bir girişim olmayabiliyor veya işte ışın tedavisi, kemoterapi falan gibi şeyler yani buna göre bazen gerekmeyebiliyor. Onun için hastalıkların erken teşhisi, ihmal edilmemesi çok çok önemlidir. Peki hocam, son olarak hastalarımıza, hasta yakınlarımıza ne söylemek istersiniz? Yalnız bu tabii Türkiye'de hizmetler, özellikle sağlık alanında hizmetler çok gelişti. Bu ülkemiz insanlığın büyük bir şansı ve bunun gibi kuruluşların birçoğu neredeyse hastaların ayağına kadar gitme fırsatı oldu. Çok kaliteli cihazlar, çok kaliteli, çok bilgili, deneyimli hocalar, uzmanlar yetişti ve çok da düzgün, konforlu hastaneler oluştu. Yani neredeyse birçoğu 5 yıldızlı otel gibi. Şimdi bizim de hastanemizi, bu hastanemizi gezenler işte 5 yıldızlı olmuş, 7 yıldızlı olmuş, 10 yıldızlı olmuş gibi tabirler kullanıyor. Uzay üstü gibi diyenler mi olacak? Evet. Yani biz de halkımıza gerçekten en iyisi layıktır diye en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu hem altyapı olarak yapmaya çalıştık hem de hizmet olarak yapmaya çalıştık. Biz halkımız her şeyin en iyisine layıktır diyoruz. Sağlık da çok önemli diyoruz. Sağlığını kimse ihmal etmesin. Çünkü erken sağlıkta erken teşhis ve tedavi o insanın hayatını kurtarıyor, yaşam konforunu arttırıyor, ömrünü uzatıyor. Yıllar önce sorulmanız bazen her şeyin başı sağlık, gerçekten sağlık olmadan hiçbir şey olmaz. Evet. Hocam ben çok teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ediyorum. Güzel bir program oldu. Biz 10 tane arkadaşımızla söyleşi yaptık. Evet. Ben mutlu oldum. Özellikle daha önce hastaneye gezdiğimiz zaman binanın yapısını, fiziki güzellikleri hepsini gördük. Bugün hekimlerin kalitesine ve uzmanlıklarına da şahit olduk. İnşallah hastalarımız için güzel bir kaliteli hizmet üretirler. Ve saygılar sunuyorum bütün hekimlerimize. İyi seyirler diliyorum. Hoşçakalın.